İsrail'in 3 gündür 300 merkezi bombaladığı Gazze saldırısına Atlantik cephesinden farklı yorumlar geldi. Beyaz Saray saldırıların ilk gününde İsrail'e destek verdi. 3. gününde ise Mısır ve Türkiye'ye Hamas'a baskı yapın dedi. Mısır Başbakanı derhal Gazze'ye giderken AKP hükümeti İsrail'den görüşme talep etti. Amerika, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları üzerine Türkiye ve Mısır'ın Hamas üzerinde baskı kurmasını istedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, Hamas üzerinde etkili Türkiye ve Mısır'la Avrupa'daki bazı müttefiklerimizden bu güçlerini bölgede kullanmaları çağrısında bulunuyoruz dedi. Amerika'nın açıklamasının ardından Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile telefon görüşmesi yaptı. Mısır Başbakanı Hişam Kandil de Gazze'ye gitti. Gazze'ye iner inmez İsrail saldırılarına 3 saat boyunca ara verdi. Gazze'den Amerika'ya seslenen Kandil, saldırıyı durdurun dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in kanlı saldırısına ilginç bir açıdan baktı. Gül, saldırıyı seçim yatırımı olarak niteledi ve yöntem olarak uygun bulmadı. Şimdi Ocak ayında İsrail'de seçimler var. Böyle bir kanlı bir seçim yatırımı olmaması lazım. Başbakan Erdoğan, Gazze saldırısına one minute çıkışı yapmadı. Abdullah Gül gibi saldırıları seçimlerle ilişkilendirdi. Yeni bir seçim arasındalar. Bildiğiniz gibi önümüzdeki ay bir seçim orada söz konusu. Ardından da Amerika Başkanı Obama ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Gazze'li kardeşlerimizin yanındayız. Onların hak davasının yanındayız. Nitekim benim bu akşam da Sayın Obama ile bir telefon görüşmem olacak. Kendisiyle de bunları paylaşacağım. Geçen hafta Gazze'ye gideceğini açıklayan Erdoğan, saldırıların ardından planından caydı ve Gazze'ye gitmeyi düşünmediğini söyledi. İslam ülkelerinin çoğu İsrail saldırılarını kınarken AKP hükümeti İsrail'den görüşme talep etti. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç, görüşme talebinin diplomatik olarak iletildiğini söyledi.